Gümüşleri iyice kontrol ettin mi? Kusursuz olmasını istiyorum. Tabii tabii Cahide Hanım. Kızlarla bugün hepsini parlattık. Şevket nerede? Buradayım anne. Şevket. Bu ne hal? Ev hali anne, ne var? Ama konuklarımız gelecek değil mi? Ya ben... Ama ben smokinimi kuru temizlemede unuttum. Ya of. Çabuk yukarı çık ve üstünü değiştir. Ne yaparsın, nasıl yaparsın bilmiyorum ama ayıl ve öyle gel sofraya otur. İşte beklediğimiz konuklar da geldi. VIP konuklar. Very important personal'lar. Şu kocanı yukarı çıkar. Ya Ömer, görüyor musun annemi? En mutlu gecemi bana yasaklamaya çalışıyor. Oysa ben böyle ev haliyle sizi karşılamak istedim. Hem ne var ki bunda utanacak? Bir tanesi kardeşim, ötekisi gelinimiz. Şevket. Anne. Şevket haklı. Biz yabancı mıyız? Öyle değil mi? Hadi yemeğe geçelim. Hava değişimi o kadar iyi geldi ki. Bol bol yüzdük, eğlendik. Bu hızlandırılmış evlilik ve hızlandırılmış balayı size hiç yakışmadı. Öyle bir hafta balayı mı olur ya? Mebrure, biz nereye gitmiştik balayında hatırlıyor musun sen? Camları mı siliyordun yoksa yerleri mi? Şehir merkezinde çok güzel bir otel açılmış. Tavsiye ederim. Kolejden arkadaşlarını toplayıp git bir ara. Evet, çok hoş olur tabii. Anne, bak oğlun yeşil ışık yakıyor sana. Bir an önce kaç, kurtul buradan. Biz de senin peşinden geliriz belki. Mebrure, sen hiç Tekirdağ'ın ötesine geçtin mi? Bak, Büfem Hanım'ın kadehi boşaldı, doldur hemen. Ben almayayım, teşekkürler Mebrure. Niye Gülfem, niye içmiyorsun? Yoksa bebek mi var? Şevket? Hayır canım, ne alakası var? Şimdi niye şaşırdınız canım? Siz karı koca değil misiniz? Şevket, yeter artık, saçma sapan konuşma. Dur bir dakika, bak şimdi sultanın içine daha büyük bir kurt düşüreyim ben. Bu ultra hızlı evliliğin sebebi belki de zamansız gelen bir bebek olabilir mi? Şevket lütfen. Malum. Kim oğul? Erkekleri hızlı değil midir zaten ya? Ömer, sen de abinin yolundan mı yürüyorsun yoksa? Ya mesele bebek değilse, mesele eski defterler, kapanmayan yaralar olabilir mi acaba? Şevket? Sen doydun galiba. Kibar doktorumuz abisini nazikçe sofradan kaldırıyor. Ömer lütfen. Ömer bırak. Bırak. Ya bakın, kadehimi kaldıracağım. Hadi artık söyleyin ya, neden oldu? Zamanında Gülruh için, gözyaşları içinde Gülfem'i terk ettin. Sonra neden evlendin diye soruyorum ben sana. Yeter! Şevket! Ya anne, dur bir dakika. En heyecanlı yerinde kesiyorsun. Bir dakika dur ya. Neydi o? İç güveysi. İç güveysi. Koskoca doktor oğlun iç güveysi gitmiş. Neden? Belki de eski sevgilisine daha yakın olabilmek için olabilir mi? Ömer bırak bizi, bakalım bence. Lütfen.
derdin ne Şevket? Burada da konuşsana. Yazık sana be. Yazık. Cahide Hanım. Gülfem. Öyle mahcubum ki. Nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Çok utanıyorum. Cahide'cim senin bir hatan yok ki. Belli ki Şevket içkiyi biraz fazla kaçırmış. Onu asla affetmeyeceğim. Asla affetmeyeceğim. Onu öyle bir şey yapacağım ki. Öyle bir şey yapacağım ki. Görecek. Tamam anne, tamam. Hadi Gülfem gidiyoruz. Yok hayır gitmeyin. Bari birlikte bir kahve içelim. Yoksa bu utancı asla unutamam. Utanmak neyi çözüyor anne? Sen de artık utanmaktan vazgeçip lütfen yüzleş onlarla. Şevket'in utanmaya ya da cezaya ihtiyacı yok. Onun yardıma ihtiyacı var. Bu evde yaşayan herkesin, Taner'in, Mebrure'nin, senin, herkesin yardıma ihtiyacı var. Lütfen artık gerçeklerle yüzleş. Hadi Gülfem. Gidiyoruz. Cahide'cim, utanacak bir şey yok. Ama belli ki çözülmesi gereken bazı şeyler var. Hadi canım, yarın konuşuruz. İyi geceler Mebrure. Seni asla affetmeyeceğim. Asla affetmeyeceğim. Böyle bir saygısızlığa uğramana sebep olduğum için gerçekten çok üzgünüm Gülfem. Şevket'in söylediklerini hiç üstüme alınmadım ki. Hem boş atıp dolu tutmadı. Söylediklerinde çok da haksız sayılmaz. Bak, biz birbirimizle çok açık olduk. Aşk evliliği yapmadığımızın ikimiz de farkındayız. Biliyorum Gülfem. Ama Şevket'in ima ettiği bu iğrenç şeyler için evlenmedim ben seninle, biliyorsun. Biliyorum. Gülru'ya yakın olmak için evlenmedin. Gülru'ya yakın olup onun canını yakmak için evlendin. İkimiz de aynı şeyi istedik Ömer. Aynı hedef için evlendik. O halde bunları bile bile Şevket'in sözlerinden bu kadar rahatsız olmanın bir anlamı yok. Değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.